Çok kısa ve temiz bir soru. Fanatizm beyni ilkelleştirir mi? Evet. Tamam. Cevabını çok kısaca. Evet. Ya fanatizm aslında ilkel bir sistemin dışa vurumudur. Yani bir şeye çok köktenci biçimde bağlı olmak, itiraz kabul etmemek, geri kalan açıklamaları, izahatları, yaşam tarzlarını, seyir tarzlarını görmezden gelmek, yok saymak, sadece gerçekliğin tek bir bildiği bir şeyden ibaret olduğunu zannetmek, beynimizin minimum düzeyde enerji yakmasını sağladığı için bütün grup halinde yaşayan sosyal canlıların tercih ettiği bir şeydir. Mesela alfa erkeğin komutası altındaki bir şempanze klanındaki diğer erkekler alfa erkeğin gösterdiği doğrultuda rahatlıkla kendilerini ölüme atabilirler. Çünkü böyle bir güdüyle donatılmışlardır. Neden? Böyle davranan şempanzelerin olduğu toplulukların alan hakimiyeti ve hayatta kalma şansı artar. İşte yavrularını daha iyi büyütebilirler. Çünkü bunlar savaşçıdırlar. Diğer gelen işgalci klan ya da türlere karşı ortamlarını daha iyi müdafaa edebilirler. Yani bu seçilmiş bir davranıştır. Eğer bu hayvanın yaşadığı sistem böyle bir savaşçı özellikler dizisini destekliyor ise. Ama şimdi insan medenileşmiş bir canlı. Yani bir kültürel evrimi var işin arkasında. Biyolojisini çok aşmış olması gereken bir canlı. Fakat işte bugün yani son 1-2 yüzyıldır içinde bulunduğumuz ortam tek insan için o kadar karışık ki, o kadar fazla değişken var ki. Mesela şimdi bazı genç arkadaşlar görüyorum. Gerçekten böyle çekirdek çitleyerek izleyesim geliyor. YouTube videolarına falan rastlıyorum. Bütün dinleri araştırarak inanmış ya da ateist olmayı tercih etmişler. Falanca din inanmam. Bütün dinleri araştırdım. Ya sopa yemedin ya sayı saymasını bilmiyorsun. Sen dünyada kaç tane din olduğunu biliyor musun? Hristiyanlıkta sadece aktif olarak yaşayan 4000'den fazla mezhep var. 4000 mezhepten bahsediyorum. Tek bir din. Dünya üzerinde binlerce din var. Yani çoğu zaman bu hayatın içinde yaşadığım şeyin ne kadar karmaşık olduğunun farkında değiliz. Sanıyoruz ki araştırmak, literatür taramakla bilmem ne biz dünyadaki bilginin hepsini yedik yuttuk. Çok özür dilerim. Yani Ankara şehri, İstanbul şehri büyüklüğündeki bir pastadan yarım milimetrelik bir dilimle iktifa ediyorsunuz. Ben onu söyleyebilirim sadece. Yani dünyadan bildiğimiz şey bundan ibarettir. Ve böyle bir sistemin içerisinde iki seçeneğimiz var. Ya bir yere yapışıp rahat edeceğiz. Ben falancacıyım, ben şuyum, ben bunun için ölürüm falan diyerek onun içerisinde varlığınızı hissedeceksiniz. Yahut bu hayatta bilmiyorum demeyi tercih edip zevkle izleyerek bu dünyadaki görevinizi tamamlayacaksınız. Yani her karşılaştığınızdan bir şey öğreneceksiniz. Her gün fikriniz değişecek, inancınız değişecek, anlamınız değişecek ve buna bayılacaksınız. İkinci seçenek de bu. Arası yok. Ya bir şeye yapışırsınız ya kendinizi güncellersiniz. Fanatizm dediğim şey bir yere yapışmanın da aşırı hali. Mesela bir insan her gün temaşa halinde, gelişme halinde olamaz. Bazen rahatlar, biraz durur, gelişimine bir mola verir, bir kendi içine döner, bir şey yapar falan. O sırada belli aidiyetlere takılabilir, bir şey olabilir. Sürekli bir aidiyeti olması çok iyidir bir insanın, sağlıklı bir şeydir. Mesela bir millete, bir gruba, bir şeye ait olması iyidir. Ama bütün kimliğini belirleyen her şey o grup aidiyeti cinsinden tanımlanıyorsa, burada artık insanın yok olmaya başladığı bir durum söz konusu. Orada da herkes kendi hesabını yapsın ama fanatizm sadece o kişiyi değil, o kişinin dışındaki insanları da ilgilendirdiği için sosyal ve bilimsel bir sorundur. Hatta adli bir sorundur aslında. Dolayısıyla fanatizm fanatik olma, aşırı korumacı, aşırı düşmanca, bütün davranışlarında abartılı bir şekilde insanlara muamele etmeyi çağrıştıran bir terimdir. Bu anlama gelir. Ve dolayısıyla bu hepimizi ilgilendiren bir durum olduğu için kontrol ve edilmelidir, müdahale edilmelidir. O yüzden soru yerinde. Bunun patolojik bir şey olduğunu anlamamız lazım. Ama bir insan bir şeye ait, bir şeye tabi, kendini falanca dinle ya da dinsizlikle tanımlıyor diye asla kınayamazsınız. Çünkü insan aidiyetsizlik olmadan yaşayamaz desek yeridir. Yani bir şeye ait olmalısın. Çoğu insan mesela mesleki grubuna aittir. Sen bir psikologsun mesela. Biz psikologlar diye başlarsın. Bu senin söylemene ciddi bir kuvvet verir mesela. Ben derim ki işte biz keller bütün dünyada böyle şeyiz. Mesela ben öyle bir gruba ait olabilirim. Sakallılar olabilir. Mesela işte küçük kulaklılar olabilir falan gibi. Bunların zararı yoktur yani. İyidir. İnsana bir ortak söylem şansı verir. Ama fanatizm kötü. Yani ben düşünsene kulakları normal olan herkesin bu dünyada sorun yarattığını düşünüyorum. Çünkü
şimdiye kadar bütün normal kulaklar benim hayatımı mantar etti. Bunların hepsini ortadan kaldırıp bütün insanlığı kepçe kulaklı yapmak istiyorum. Yeni bir öjeni projesi başlatıyorum. Hitler 2 oluyorum falan. Böyle bir şey makul bir anlatı yapıp kitap yazabilirim mesela ben bu konuda. Yeterince sözde böyle kıvraksam. Hitler'in Kavgam kitabını yazdığı gibi. Ben de bu konuda bir manifesto yazıp bir sürü deli insanı yanıma toplayıp onlarla bir sürü bir şey yapabilirim. O yüzden bu patolojik bir problemdir. Doğru, makul ve optimal yolu bulmak ancak sağlıklı insanın yapabileceği iştir diye düşünüyorum. Sağlıklı olalım inşallah. I know. Most of you are looking at the subtitles to understand what I'm saying. You can't escape from English anymore. If you come to Yadasa Academy, you too will get a kick out of movies. Ya bir de fanatizmin aynı zamanda bu aidiyet duygusuyla ilgili ya kimlik hocam ha fanatizm insanlara bir çeşit kimlik kazandırıyor. Eğer gerçekten kendi oluşmuş, şekillenmiş bu bizim biraz önce bahsettiğimiz bilmiyorum diyebilecek. Aynı zamanda kendini başka biri ait hissedebilecek veya kendini kendine ait hissedebilecek bir kimlik oluşmamış ise var olan bir kimliğin altına girmek tam o son kısımda bir kesildin gittin geldin ama. Ciddi bir politik görüşü desteklemek veya bir takımın işte orada takımın destekleyip onun içinde var olmak. Kendi kimliğini oluşturamadığı zaman bu kimliğin altında daha güvenli, daha birlik, birileriyle birlikte daha sağlıklı hissettiriyor kişiyi. Aslında biz ne kadar bunun tam tersi olduğunu söylesek de. Doğru ama bir yani kimlik arayışı diye aslında jenerik bir derdimiz yok biliyor musun? Yani bir insan diyor ya ben kimim acaba? Böyle bir kimlik. Şunun bir sonucu belki. İnsan endişeli bir varlık ve anksiyetik bir varlık deriz biz. Yani sonuçta işte ölecek bir belirsizlik var, yarın ne olacağı belli değil. Bu belirsizliğin yarattığı endişe ve korkudan dolayı sığınma ihtiyacını hep içinde hisseden bir varlık. Yani bu kötü durumda olan değil, her insan için geçerli olan bir şey. Bir damla kan bin bir endişeyiz Şirazlı Sade'ye göre. Öyle bir tarifimiz var bizim. Küçücük vücudumuz ama bitmez endişelerimiz var. Bu endişe ya bir yere sığınarak ve orada bir güvende hissederek yani bunlar beni korur, bunlar sayesinde tahmin ettiğim bir geleceğe yürüyebilirim, bu bana zafer hissi verir, bu bana işte birlik, kardeşlik, fabrika ayarlarına dair ne ihtiyacı varsa, Maslow piramidine dair eksikleri neyse onu karşılama vaadi verir, bir şey verir, şunu yapar, bunu yapar. Ve bu anksiyeteyi çok hızlı alan bir şeydir. Ama öbür taraftan bir de az sayıda insana nasip olan ve belli koşullar isteyen, yani o insanın kendi çabası dışında koşullara da ihtiyaç gösteren bir kendini gerçekleştirme durumu var. Bu durumdaki insanlar dikkat et, tarih boyunca hep otoriteyle, özellikle dini otoritelerle, yönetsel otoritelerle, devletlerle falan problem yaşamışlardır. Yani çünkü bu insanlar herkese uygulanmak istenen kuralları kaldıramazlar. Çünkü onlar kendi kurallarını inşa etmeye teşne insanlardır. Yani bir fikirleri vardır, bir yaşam tarzları vardır, bir inançları, düşünceleri vardır. Bir Alman düşünür hatırlayamadım. Sizin oradan biri Hazal'da, şeyde Nihan'ın kitabında geçiyordu. Kendine özgü bir metafizik yani din, inanç algısı olmayan bir insanın orijinal sanatçı olabilmesi mümkün değildir diyor. Kendince bir metafizik algısı olmalı. O kadar bunun üzerinde düşünmüş, derinleşmiş ve bir açılım yaşamış olması lazım ki bize ortaya bir sanat eseri koyabilsin diyor. Bunu tabii toplumun tamamından bekleyemezsin. Öyle olsa tuhaf bir yer olurdu burası yani. Ama işte bazıları öyle, bazıları böyle o aşamayı geçememiş, kendini bir aidiyette bulan insanı da asla küçümseyemezsiniz. Çünkü bu bizim toplumumuzun doğal bir parçasıdır. O insanların varlığı yarın bir gün onların da kendi potansiyellerini gerçekleştirme olasılığını taşımaya devam ederken toplumun bir arada hayatta kalmasını sağlar. Bazıları aşar coşar yeni bir şeyler yapar. Bazıları bir yerlerde şimdilik bir aidiyet içerisinde kendini bulur. Orada bir toplu faaliyete katılır. Yani toplumsal çeşitliliği kavrayamıyoruz biz. İstiyoruz ki herkes asker gibi olsun. Herkes serseri gibi olsun. Herkes anarşist olsun. Herkes ciddi olsun. Yani herkesi aynılaştırmaya ve aynı olanı sonuna kadar desteklemeye. Ama dediğimiz gibi bu bireyin birey olmasını engelleyen bir şey diye düşünüyorum. Eğitimde bize ne yaptılar? Hepimiz aynı şey olmaya çalışıyoruz. Eğitimin doğal sonucu herkesin profesör olmasıdır. Böyle saçma sapan bir dünya olmaz yani. Herkes benim gibi profesör olsa bu dünya çekilir mi ya? Olacak iş değil yani. Ben kimle muhabbet edeceğim o zaman? Hiç sevmem profesörle muhabbeti. Az sayıda profesör arkadaşım var, gücenmesin der. Onlar çizgi dışı olduğu için arkadaşlarımız devam ediyor. Hocam yeni bir
soru almak istiyorum. Bilginin aklımda daha kalıcı olmasını nasıl sağlarım? Tekrar o ahsen velev kâne 180. Değişmez prensiptir efendim. 180 kere de olsa tekrar iyidir. Dolayısıyla tekrar öğrenmenin mayasıdır. Bilgi, yani literal anlatılabilir bilgiden bahsediyorsak tekrar edeceğiz. Ama tekrarın kalıcı olabilmesi için hep bahsettiğim bir şey var. O öğrenmeye çalıştığınız bilginin size faydalı bir bilgi olduğuna kendinizi ikna edecek bir yol bulmanız lazım. Faydasız bir bilgiyi öğrenmek için aşırı tekrar etmeniz gerekir. Ama bir şeyin gerçekten faydalı olduğuna inanıyorsanız bir iki kez karşılaştığınızda zihniniz onu hemen hafızaya alır. Herkes özellikle şu ortaokul lise döneminde ilk aşık olduğu kişinin ismini bir düşünsün. Kimdi? Hatırladınız eminim. Kesin hatırladınız çünkü o kişinin ismini asla ikinci kez sormadınız. Görür görmez çarpıldığınız ismi adeta kalbinize kazındı ve yıllardır da unutamıyorsunuz. İşte sevdiğiniz bir şeyi böyle öğrenirsiniz. Ama tutup da size şu anda sorsam Ege bölgesinin başlıca işte efendim tarımsal üretimleri nelerdir? Coğrafyada hepiniz gördünüz. Buradakilerin onda biri ancak üzüm müydü falan diye bir şeyler gelir aklına, işte o kadar. Çünkü orada duygusal bir angajman olmadan ders bitse de eve gitsek, şu dersi verip üniversite sınavına girsek gibi bir endişe dışında başka bir şey yoktu. Hayatınızda iyi hatırladığınız şeyler her zaman hayret ettiğiniz bilgilerdir. Duygusal olarak öğrenmeyi arzu ettiğiniz şeylerdir. Hayatınızda sizde farklı bir üstünlük yaratacağını düşündüğünüz ya da bunu vehmettiğiniz bilgi parçalarıdır. Dolayısıyla bilgiyi sevmenin bir yolunu bulursanız onu daha iyi öğrenirsiniz. Ne diyorlar? Bir alan var. Filosofia, yani felsefe, bilgi sevgisi. O adamlar bu kadar lafı nasıl etmişler? Adam bilginin hepsini seviyor, ne yapsın? O yüzden felsefeci böyle çok yazan, çok konuşan, çok düşünen arkadaşları anlatıyor bize. Dolayısıyla biraz hayat böyledir. Yani bu devirde, bu arada karşılaştığımız her şeyi de öğrenmemeliyiz. Ben öğrenmemelerini tavsiye ediyorum her şeyi. Bu devrin en önemli becerisi öğrenmek değil, öğrendiğini aklında tutmak değil. Hardstar bunu yapıyor. Öğrendiğini unutmak. Yani Türkçe'de bunun direkt bir karşılığı yok. İngilizce'de learn var, bir de unlearn var. Yani unlearn, undone gibi tabirler yok ya. Un iki. Na öğrenme gibi bir şey yok. Eskiden öğrendiğini değiştirip onun yerine yeni bir şey öğrenebilme. Bu çağın en önemli becerisi o. Bizim kafamızı kilitleyen en büyük kilitler hep bildiğimizi zannettiğimiz şeyler. İşte o bilmiyorum parolası o yüzden geçerli. Bildiğini zannettiğin şeyi bilmediğini fark ettiğin anda işte öğrenmeyi terk etmiş oluyorsun. O öğrenme edimini kafandan çıkarmış, gönlünden çıkarmış oluyorsun. Onun yerine artık yeni bir deneyim kazanma şansın oluyor. Dolayısıyla nasıl aklımda tutarımdan ziyade nasıl aklımdan atarım, nasıl gönlümden çıkarırım meselesine odaklanmak sanki bizi daha iyi yaparmış gibime geldi. Şu anda konuşurken geldi yalnız. Yani daha önce böyle bir şeyde düşünmüş müydüm onu da bilmiyorum Hazal. Tabii 6 saat gece yayın yaparsan şu anda böyle şeylerden emin olamazsın. Arkadaşlar seyretmediyseniz lütfen Türkiye Rekoru Açık Bey'in kanalında durmakta. 6 saatlik insan fabrika ayarları lansman yayını lütfen izleyin. Emek var yemin ediyorum. O kadar insan geldi. 35-40 kişi. Vallahi Hazal dahil. Bayağı güzeldi. Hocam yeni sorumu sormuyorum. Bu kadar.